Merhabalar, herkese ünsüz gezginlerden selamlar. Ben Gezgin Gezegen. Biz şimdi dünyanın devi olarak en yüksek şelalesini görmeye gidiyoruz. Dünyanın. Şimdi şurada da meşhur tatlıcılar, halka tatlıcıların olduğu alan. Buraya gelen mutlaka halka tatlısından yemek zorunda. Ne dersiniz, biz de bir tane tatlı alalım mı sabah sabah? Evet, dünyanın ikinci yüksek şelalesi bizi karşılıyor. Merhabalar, herkese ünsüz gezginlerden selamlar. Ben Gezgin Gezegen. Biz şimdi dünyanın devi olarak en yüksek şelalesini görmeye gidiyoruz. Dünyanın ve Kayseri sınırlarında oldukça kıymetli bir şelale. Şu anda Erciyes yolu üzerindeyiz. Erciyes'ten Dedeli'ye çıkacağız. Oradan Yahyalı yolu üzerinden Kapıbaşı'na ulaşacağız. Ancak Kapıbaşı'na gelmeden önce bir muhteşem şelale daha var. Ben Kapıbaşı'nı daha önce görmüştüm ama diğerini görmemiştim, Yeşilköy Şelalesi. Önce oraya uğrayacağız. Orası da çok güzel. Erciyes'e bir mola verip Erciyes havası almadan gitmek olmaz. Tatlıcılar, halka tatlıcıların olduğu alan. Halka tatlısı Erciyes'in çok meşhurdur. Evet arkadaşlar, Yahyalı yoluna ayrıldık biz. Burada da DSİ'nin bir minik tesisi var. Hani yol üstünde durmak isteyenler için onu da hemen anlatalım diye açtım kamerayı. Bakın böyle bir baraj var burada. Adı Ağcaşar Barajı. Burası da güzel. Aşağıda da ufak böyle minik kamelyalar var. Minik alanı var. Arzu ederseniz burada da durup böyle bir mola verebilirsiniz. Gayet güzel görünüyor. En güzel manzaraları kaçırmamamız gerekiyor diyorsunuz. Rüzgar da var. Saçları uçuşuyor. Buralarda Alı Dağlar Milli Parkı, aslında Adana'nın. Oranın uzantısı. Yani büyük bir alan zaten. Adana ile Kayseri'yi birbirine bağlıyor bu noktalar. Arkadaşım bacağına aksineyi kondu ve şaplağı yapıştırdığı gibi bacağına yapıştırdı sineğin. Sineğin bütün organları çıktı ya. Of. İğrenç bir şeydi gerçekten. Midem şu an. Sineğimi üzülsem, mideme mi üzülsem, çok kötü bir andı arkadaşlar. Neyse. Böyle yollarda olmayı çok seviyoruz zaten de. Hani varacağımız yere giderken yol üstünde mola vermeyi de çok seviyorum ben. Arkama rüzgar güllerini aldım. Ben Gezgin Gezegen. Hızlı gezginlerde buluşalım. Keşfedildiği için yani Kapuzbaşı'na aşağıda yol ayrıldı. Kapuzbaşı ile aynı güzergahta gidiyorsunuz. Kapuzbaşı'na yaklaştığımız esnada son işte bir 35 kilometre kala yol ikiye ayrılıyor zaten. Orada levhalar götürüyor. Yeşilköy Şelalesi'ne doğru ayrıldık ama orası henüz gördüğünüz gibi yolu yapılmamış. Yol bayağı stabilize, haşat durumda. Kapuzbaşı yolunda sıkıntı yok. Orası asfalt. Karşıdan gelenlerin geldiği yere mi gideceğiz yoksa? Ama araba kayar. Ha şey ya. Onların geldiği yolu gördün mü?
korkunç uçurum yukarısı. Aa! Vallahi oraya çıkacağız bence şu karşıya. Ay çok korkunç. Evet, bir süre sonra da yol şöyle oluyor. Stabilize'den çıkıp şey, taş yola dönüşüyor arkadaşlar. Yani tam kötü bir virajı alacağımız noktada taş yol olmuş, daha iyi olmuş çünkü alın size yol. Aman Allah'ım, bu ne? Aşağısı alabildiğine uçurum. Evet, arabayı park ettik. Böyleli bir yere geldik şimdi. Aladağlar. Şimdi aşağıya ineceğiz. Aşağı inelim, başka ne göreceğiz? Bu merdivenlerden aşağı doğru iniyoruz. Yani Yeşilköy Şelalesi'ni görmek için. Oo, aşağı doğru bayağı merdiven ineceğiz arkadaşlar, bakın. Bayağı döne döne merdiven ineceğiz. Merdivenleri saymak lazım. Yunanistan'ın Santorini adasındaki merdivenler kadar var sanırım. Bir de bunun çıkması var. Evet. Suyla buluşma anı. Bir sürü merdiven indik, saymadım. Yukarı çıkarken sayacağım valla. Evet, manzarayı siz görün arkadaşlar. Evet, burada başlıyor işte Yeşilköy Şelaleleri denen. Şöyle karşıda da böyle devam ediyor. Böyle bir platform alan yapmışlar. Diğer güzel noktaya gideceğiz. Ay, düşüyordum. Kapuzbaşı'na gideceğiz. Çok güzel bir şelaleymiş burası. Gerçekten geç keşfedilmiş bence. Muhtemelen kambası var. Aşağı inmiş birazcık zahmetli merdivenlerden. Şimdi çıkıyoruz ve merdivenleri sayıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3. 46-47 arkadaşlar, 347 basamak. Bilmem kaç zincir var ve üstünden milyonlarca insan geçiyor. Kapuzbaşı şelalelerine varmadan önce böyle bir nokta var. Adam ağlatan kesten zaman tırnağı.